Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'e hakaret eden Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaretini soracağız. Bakalım vatandaşlarımız buna ne gibi tepkiler verecek? Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Ya o konuda kesinlikle zaten katılmıyoruz yani. Sonuçta Atatürk bizim için önemli bir insandır, liderdir yani. Ben pek şey olumlu bakmıyorum doğru açıkçası. Yani doğru bulmuyorum. Sizce? Katılıyorum, kesinlikle öyle. Sonuçta bu ülke için bir şeyler yapmış, bu ülke için bize liderlik yapmış bir insan, hakaret ve bunun arkasında durmak. Yani bunu da 10 Kasım öncesi, 9 Kasım akşamı yapması ne kadar doğru? Yanlış, çok. Ülkeyi karıştırmak için bir provokasyon bence ya. Yani ülkeyi karıştırmak için yapılan bir eylem gibi yani bir şey. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Hakaret eden kim? Kadir Mısırlıoğlu. Kadir Mısırlıoğlu mu etti? Kadir Mısırlıoğlu Atatürk'e hakaret etti. Niye etti? Dedi ki keşke Yunan galip gelseydi dedi. Bak şimdi ben sana bir şey soracağım bak. Aha. Bir ayet okuyacağım sana. Ayet. Evet. Onu öyle sizi tamam mı? Seçiminizi yapın. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu innemel müşrikine necisun. Bak Allah burada diyor ki ey iman edenler, müşrikler bile pisliktir. Arapçası müşrik, Türkçesi laik. Tamam mı? Nedir bu müşrik? Hani din işlerini, devlet işlerini ayırana Allah ayet-i kerimde pislik lakabını vermiyor. Necis. Necis ne demek? Pislik demektir. Kim bunu ayar dinini, devletini ayırt ederse Allah ona pislik demiş. Leş demiş. Onun elini tutmayın demiş. Abdestiniz bozulur demiş. Tamam mı? Şimdi şu şekilde. Bu bir tane çay bardağını düşün. Çay bardağının içine şeker attı mı ne olur? Şekerli çay olur. Tamam. Tamam mı? Şekersiz, şekeri atmadı mı ne olur? Şekersiz çay. Şekersiz. Dini devletin içine kattı mı ne olur? Dindar devlet olur değil mi? Evet. Dini katmasan ne olur? Dinsiz devlet olur. Hadi acaba şimdi. Dinsiz mi? Kim laikliği? Bak laiklik önemli bir şeydir. Bak, şimdi laik... Diyanet işlerini kim kurdu? Diyanet işleri mi? Evet. Diyanet işlerini bak, kim kurdu? Çavuş ben sana söyleyeyim mi? Tarihten fazla anlamam da tamam mı? Diyanet, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kim kurdu? Şimdi Cumhuriyet kurmuştu. Kim o? Mustafa Kemal Atatürk. Ha. Diyanet İşleri'ni kuran birisi Mustafa Kemal Atatürk. Küfür eden birisini ziyaret etmesi doğru şimdi mu? Kardeşim bak. Şimdi şu şekilde. Mustafa Kemal'e bakış açınız nedir? Bak ben sana söyleyeyim mi bak. Allah ölülerin aksine konuşmayın diyor. Tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam mı? Bir Yahudi öldüğünde ayağa kalkardı. Bak Yahudi kafir. Evet. Saygı duyardı. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk tamam mı? Ölmüş gitmiş. O Allah'a hesap verecek. Bizim hani arkasında konuşmaya tabii gerek yok. İşte anladın biz buradakileri konuşuyoruz şimdi. Şimdi ben çözeceğim. Mısır mıdır? Ne o? Mustafa Mısır mı? Ne o? Kadir Mısır. Popcorn Mısır diyoruz biz ona. Şimdi ben onun aksından konuşmam. Yok o ölmedi yorum daha. Yorum yapmam. Olmaz. Gıybet olur. O ölmedi. Gıybet olur. Yani, olmaz. Yani biz onu da konuşmuyoruz. Diyanet yani, İşleri Başkanı'nın. Zaten abi sana söyleyeyim mi? Biz bundan kaybediyoruz. Çekiştirme. Ya bir insan ilk baştan kendini ne kadar doğru. Sen niye çekiştiriyor değil mi? Ya çekiştiriyor. Niye çekiştiriyor? İşte niye çekiştiriyor? İşte Allah diyor ki bak hadis-i şerifte bak. Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bela insanın diline bağlıdır. Tamam mı? Niye asr suresinde Allah-u Teala diyor. Vel asr estağfirullah vel asr innel insanı lefi husur. Evet. İnsan onu muhakkak hüsranın içinde, dalaletin içinde, hüsran da cehennemin içi, evet. Cehennem kuyularının içi. Hüsran diyor Allah. İllellezine amenu ve aminu salati. Yalnız bunlar müstesna. Kim bunlar? Dost doğru namaz kılanlar. Salih amel işleyenler. Ve tavassa bil hakkı ve tavassa bil sabır. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler. Allah'ın kitabını tavsiye edenler. Evet. Ve birbirinin başına hastalık geldiğinde, bela geldiğinde tamam mı? Sabrı tavsiye edenler. Allah ancak bunlardan razıyım diyor. Başka kimseden razı değil Allah. Ben olayla duydum ama çok fazla bir bilgim yok. Ne kadar doğru sizce? Ama şimdi dinle Atatürk işi ayrıdır. Evet. Atatürk ayrı, din ayrı. Biz dinle Atatürk'ü birbirinden karıştırmıyoruz. Zaten kendisi ayırdı. Biz karıştırmıyoruz ama karıştıranlar varsa da araştırmasını istiyoruz. Atatürk'e hakaret eden birisini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki düşünceleri nelerdir? Şimdi siyaset konusunda pek karışmıyorum ben. Siyaset mi? Ben sadece görüşümü söyledim. Dinle Atatürk şairidir. Sizce? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sağdır soldur o işleri sevmiyorum. Ben sadece ben Tayyip'i de destekliyorum ama Atatürk'le karıştırmıyorum. Atatürk aynı... kırmızı çizgimizdir diyorsun. Öyle. Ben yani Tayyip'le Atatürk aynı şey değil. Farklı şeylerdir. Tabii. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun. Doğru mu yanlış mı orasını bilmiyorum ama
ne diye gitti? Önce onu öğrenmek hasta lazım. Hasta ziyaretiymiş. Hasta ziyareti. Yanlış. Yani destekleniyorsunuz ya. Desteklemiyor. 9 Kasım'da yaptı bunu. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Bunu 9 Kasım'da yapmasının amacı sizce neydi? Vallahi onu... Atatürk'e bir kini mi var sizce? Atatürk'e herkesin kini var bu aralar. Herkesin demeyelim mi? Belli bir kısmı. Yani. Gibi. Yani. Yaptıkları zoruna gidiyor diyorsun. İnsanın zoruna gidiyor. Biz Atatürk'ün kurduğu devlette yaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Diyanet İşleri'nde de Atatürk kurdu. Yani ama bunun bilincinde değil kimse. İlk başta Diyanet İşleri Başkanı değil galiba. Çünkü Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanı şu anda. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Yanlış. Ediyorum. Çok sağ Peki, olun. Peki iyi günler. Doğru değil. Çok yanlış bir şey. Ziyaret etti. Evet ziyaret etti. Yanlış bir şey. Bence de yanlış bir şey. Yani bir hem şey. De 10 Kasım'dan önce. Atatürk'ü hakaret eden evet. birini ziyaret etmesi hiç doğru değil bence. Gösteriş yapmış. Bence de gösteriş yapmış. 9 Kasım'da yapması özellikle 10 Kasım'dan bir gün önce yapması. Bence yanlış. Bence çok yanlış. Çok teşekkürler. Rica çok ederiz. Yanlış. Diyanet İşleri'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür biliyorsunuz. Evet. O makamda oturan Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'e hakaret eden birisini ziyaret etme amacı ne olabilir sizce? Kişisel çıkarlar olabilir. Yani. 9 Kasım'da yaptı özellikle bir de. Yani 10 Kasım biliyorsunuz. Yani, yıl dönümü. Olayın içinde her şey olabilir yani. Karışıktır diyor. Yani. Çok teşekkürler. Evet. Ön plana çıkmak için. Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle bir şeye sizce ihtiyacı var mı? Atatürk'e hakaret eden birisini ziyaret edip de ön plana çıkma gibi. Ya şu aralar Atatürk'e daha fazla bir ilgi olduğu için hani Instagram sosyal ağlarda fazlalaştığı için hani ön gösteriş yapmak için açıkçası ben öyle düşünüyorum. Atatürk düşmanları bundan rahatsız mı oluyor sizce? Evet. Yani kesinlikle. Yap. Art niyet mi? Art niyet. Net yani. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Bence kasıtlı olabilir. Kasıtlı olabilir çünkü günümüz hükümetinde de zaten şeyler görüyoruz ama tesadüf de olabilir. Açıkçası şey olarak yapıldığını da tam düşünmüyorum. Hani art niyet. Hani art niyet olabilir, olmayabilir. Bu konuda kesin bir fikir belirtmek bence yanlış olur. Çünkü ziyaretin amacı nedir? Şimdi Diyanet İşleri'ni Atatürk kurdu biliyorsunuz. Ya şunu söyleyebilirim. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. O tarih tam bir insani bir ziyaret yapılacaksa bile o tarihin seçilmesi özellikle adında bahsinde kötü yorumlar yapılan bir şahısın böyle bir şeye seçilmesi o tarihte yanlış yani. Ben onu belirtebilirim. Çünkü bu insanı daha sonraki tarihlerde de ziyaret edebilirsin. Ama tutup da tam Atatürk aleyhinde bu kadar kötü yorumlarda bulunan bir insanı 9 Kasım'da ziyaret etmek hani açıkçası bir art niyet olmasa bile bir art niyet olduğunu düşünmesine yol açılıyor. Bu böyle düşünüyorum açıkçası. Vallahi benim açık ve net tek düşüncem yani bunun yanlış bir politika oldu. Genel olarak. Çünkü Diyanet İşleri'ni kuran hem de ülkenin kurucusu olan yani Mustafa Kemal Atatürk'ün zaten din düşmanı olarak göstermeye çalışan bir kişinin yani bu şekilde görülmesi zaten yani uygun bir politik olduğunu düşünmüyorum ben. Kendi ziyaret adıma. Ziyaret amacı nedir? Yani Ali Erbaş neden ziyaret etmiş? Yani hani o konu hakkında hani bir şey diyemeyeceğim. Hani siyasilerin görüşü, fikri nedir ama yani ben kendi şahsım adına sadece yani yanlış, uygun bir politik olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Reklam amaçlı yapmışlardır gündem için. Bilmiyorum yani, pek fikrim yok. Yani özellikle bir de 9 Kasım'da yapmaları, 10 Kasım ölüm yıl dönümü. 9 Kasım'da yapmalarının amacı nedir? Unutturmaya çalışıyorlar belki de, bilemem. Sence bir art niyet mi var? Abi çok fikrim yok, bilgim olmadığı için. Çok teşekkürler. Vallahi Kadir Mısırlıoğlu'ndan tam bir bilgim yok o konu hakkında da. Keşke Yunan galip gelseydi diyen var ya. Memlekette o kadar şehit varken yani bunları tartışmak bence hiç hoş değil kardeşim. Doğru mu? Daha önemli işlerimiz mi var? Tabii. Çok teşekkür ederim. Bence bizim askerlerimiz, Mehmetçiğimiz daha önemli yani. Bunlar. Eyvallah. Doğru mu? Baş tacı. İki kişi donarak öldü onları unuttuk yani şu anda. Biz gündeme getirdik onları. İnşallah. Eyvallah sağ olun. Yani Diyanet İşleri vasfında, Diyanet İşleri Başkanı vasfında oraya gitmesi tabii ki yanlış. Kişisel şeylerini bilemem ama Diyanet İşleri'nin adını kullanarak veya Diyanet İşleri olarak
onu temsil ederek oraya gitmesi resmi olması yanlış. Neden sizce ziyarete gitmiştir? Özellikle 9 Kasım'ı seçmesinin amacı nedir? 10 Kasım'dan bir gün önce yapmasının amacı? Muhtemelen daha önce gerçekleşen bir şeydir bu. O gün belli bir amacı gidiyordur, muhtemelen gidiyordur. Art niyet var mı sizce ziyarette? Art niyette de bir mesaj olabilir. Hani farklı subliminal mesaj vermiş olabilirler. Ama art niyetini falan bilemem. O biraz duygusal yaklaşmak olur art niyet demek. Çok teşekkürler. Sağ olun. Neden ziyaret etmiştir? Bence yani normal, yani herkesin bakış açısı farklı tabii. Ama şöyle düşünürsek bence yanlış. Çünkü sonuçta o da bizim atamız. Onu da severiz. O da bizim baş tacımız sayılır. Kırmızı çizgimiz. Aynen. Yani onun bir tık ötesine geçirtmemeyiz. Çünkü burada aynen hakaret de ettirmeyiz. Burada nasılsa bir Türk bayrağına yerdeyken kaldırıp öpüp başımıza koyup asıyorsak o da bizim atamız. Hani ona da bir şey borçluyuz yani. O yüzden bence yanlış diye düşünüyorum. Neden ziyaret etmiştir? Ya amacı nedir? Özellikle bir de 9 Kasım'da yaptı bunu. 10 Kasım'dan bir gün önce yaptı. Neden? Bir art niyet var mı sizce? Olabilir. Bir art niyet olabilir. Ama yani tabii ki de hiçbir şeyi bilemeyiz yani ne i̇şte ne olduğunu. Bilemeyiz. Aynen öyle. Ama bence art niyet var diye düşünüyorum. Rica ederim. Doğru bulmuyorum ben de. Yani hani sizce bir art niyet var mı? Vallahi bilemedim. Şimdi siz Diyanet İşleri Başkanısınız. Evet. Birisi de Atatürk'e saydırıyor, küfürler ediyor. Siz Atatürk'ün ölüm yıl dönümünden bir gün önce o adamı resmi ziyarete gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki hasta ziyaret. Bunun amacı ne olabilir sizce? Yani çıkarcı. Hani kendine kendine hani prim yapmak. Ne bileyim. Kendini ön plana çıkartabilmek. Bayağı bir çıktı zaten. Yani. Bayağı bir çıktı. Çok teşekkürler. Rica çok ederim. Kolay gelsin. Bilemiyorum. Ya ama ben konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Ya ben bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Atatürk'e bakış açımız nedir? Ben Atatürkçüyüm. Ben de Atatürkçüyüm. Siz seviyorum. Atatürk'e küfür eden, hakaret eden birisini ziyarete giden Diyanet İşleri Başkanı hakkında düşünceniz? Abi düşün. Düşüncelerimi belirtmek istemiyorum. Art niyet var. Bence bir art niyet hani ya tam olarak bir şey söylemek gerekirse olabilir. Ama yani bir şey demek istemiyorum açıkçası. Ağzından kötü şeyler mi çıkardın? Ben de konuşmak istemiyorum. Aynen çok kötü şeyler çıkardım. Sağ olun. Bence hiç doğru değildi. Ülkenin ayarlarıyla oynuyorlar. Herkes kendi işini yapsın. O cübbesiyle gitmesin. Çok seviyorsa arabasını da kullanmasın devletin. Devletimin hiçbir şeyini kullanıp gitmesin abicim. Diyanet İşleri'ni zaten kuran Atatürk'tür. Ama Atatürk'e hakaret eden birisi ziyarete yani gidiliyor. Bir de 9 Kasım olması. 10 Kasım'dan bir gün önce halkı olması. Halkı birbirine düşürüp galyana getirmeye çalışıyorlar. Bence art niyet var abi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Ya bence yani Atatürk'ü sevmediği için yani kin ve nefretini mi diyeyim ya da halka karşı onu kötülemiş gibi görünüp yani o tür olarak düşünüyorum. Aynen bir art niyet. Yani Diyanet Başkanı'nın hakaret eden birisini aslında yani dini yönde yani yanlış bir görüş olarak yanlış bir yaptırıma yol açmış bulunuyor. O şahıs Atatürk'e dinsiz diyordu. Aynen. İşte ama bunu da bir de Diyanet İşleri Başkanı ziyaret ediyor. Öyle bir şeyin olması yani dindar kesimlerin Atatürk'e hakaret sayımı daha fazla olduğunu mu gösteriyor? Yani ben bundan bunu anlarım. Atatürk dinsiz mi demek istiyorsun sen? Yani biraz ona getiriyorlar açıkçası. Atatürk'e öyle olmaması gerekiyor. Olan kinlerini dışarıya mı? Aynen öyle yapıyorlar yani bize. Bir art niyet var. Aynen var. Çok öyle görünüyor yani. Öyle olmasa da öyle görünüyor yani. Böyle olması aynen. Yani öyle görmek istemesek de öyle lanse ediyoruz. Aynen. Çok aynen önemli değil. Kolay gelsin.